bakmadım. Sizin orada kapı yok mu Selin? Hayda, sen kapıyı kitlemeyi unuttun. Suçlu ben mi oldum? Öyle mi yani? Ayrıca ben nereden bilebilirim ya senin içeride olduğunu? Su sesi falan da gelmiyor zaten. Ayrıca ben seni bu hali görmek zorunda mıyım ya? Ne kadar ayıp. Ayıp. O ayıp sana ait olmasın. Baya baya bakıyorsun çünkü. Hayır, bakmıyorum. Sen benim görüş alanımı kaplıyorsun. Zaten artık spora nasıl abandıysan böyle her yerin kas olmuş. Teşekkür ederim, sağ ol. Ha, bir de hoşuna mı gitti? Canım bunlar eskide kaldı artık. Kadınlar kas değil, zeka istiyor. Ne yapacaksın, mamut mu avlayacaksın da biz senin kasına prim verelim? İzin verir misin? Hiç. Ah. Pardon. Benim kodum çıktı ya, ben biraz acıdı o yüzden şey yaptım. Hı-hı. Ne yapıyorsun Selin? İşe gidiyorum müsaadenle. Benim patronum biraz nalet ve mendebur da. Geç kalmayayım şimdi. Bisiklete binemezsin. Arabayla gideceğiz. Üzerine de düzgün bir şeyler giy. Üzerimdeki gayet düzgün bir kere. Ayrıca bu elbise indirimde bile çok pahalı. Ya sen zevksizsen ben ne yapayım? Ayrıca sen patronsun diye senin zevkine göre giyinemem, tamam mı? Anca rüyanda görürsün. Ceket al Selin. Ceket. Omuzun için. Ha. Peki. Hoşça kal sakız. Ay Demir, klimayı açar mısın? Olmaz. Çocuk kilidi mi yani? Ne yapalım? Arabada çocuk var. Elin dursa ayağın durmuyor. Ay içerisi 1000 derece ya. Vıcık vıcık ter oldum. Omuzunu sıcak tutman lazım. Rüzgarı yersen akşam bir ton söylenirsin. Sürekli hasta bakıcılık yapamam sana. Ay Allah aşkına aç. Ne olur gerçekten sızlanmayacağım. Gece eve de gelmeyeceğim. Gider Merve'de kalırım. Ne olur aç kapıyı, pencereyi, klimayı. Bak atlarım direksiyona. Kaza yaptırırım sana. Trafik birbirine gider. Araba pert olur. İkimiz de ölürüz. İn arabadan. Ya hayır ya. Evet. Hadi. Ya yok benim bir şeyim. Lütfen Demir, bak ben çok iyiyim. Ona doktor karar verecek. Hadi. Alabilirsiniz. Ama bu sefer de işe geç kalacağız. Yürü hadi yürü. Evet. Bir sorun görünmüyor. Birkaç gün omzunuzu zorlamayın. Hemşire hanım, senin hanıma bir kas gevşetici yapalım. Yapalım derken? Ben zaten dün acayip bir ilaç içtim. Teşekkür ederim gerçekten. Şimdi biz artık sizin vaktinizi daha fazla almayalım. Hadi Demircik. Selin, o dün geceydi. Bu başka. Doktoru dinle. Dinledim zaten. Ben çok iyiyim. Vallahi turp gibiyim. Hiç ağrım da yok. Taş gibiyim, taş. Bakın bu iğneye olmazsanız ama akşam ağlayarak geri dönersiniz söyleyeyim. Aman diyeyim doktor bey. Lütfen ne gerekiyorsa yapalım. Yok ya ne ağlaması. Beni şimdi kesseniz kanım akmaz. Ağlamak falan. Aa. Ya ayrıca benim ağrı eşiğim çok yüksektir. Ben şimdi boşu boşuna kolumu delmeyin benim. Senin saçmalama istersen. Koskoca kadın iğneden korkmuyorsun herhalde. Ben. Teessüf ederim. İğneden korkmak. İlkokulda aşı sırasında beni en öne koyarlardı. İlk önce hep bana yaparlardı aşıyı. Biz de korkanları hep en öne alırdık ama. Selin, İmdat! İmdat! Yani insanlık ve güvenlik! Selin, rezil oluyoruz. Bir dakika bekle. Bitti. Bitti. Bitti mi gerçekten? Evet.
Bir an önce toparlanırsan artık daha fazla rezil olmayalım. Selin Hanım. Geçmiş olsun. Söyle söyle, içinde kalmasın. Neyi? O içine fıkırdayıp duran komik şey neyse onu söyle. Ağzın yüzün şekilden şekle girdi ya, içinde tutacaksın diye. Yok, yok öyle bir şey. Amma abarttın ya. Ne var, yetişkin bir kadın da iğneden korkabilir. Ben çocukluğumdan beri korkuyorum zaten iğneden. Tamam bak, ona tamam. Ama insanlık namına güvenlik nedir ya? Ya aklıma ilk o geldi, ne yapayım? Hayır, güvenlik gelse kime yardım edeceğini şaşıracak. Sana mı, bana mı, doktora mı, insanlığa mı? Bana tabii ki. Neyse. Hadi kaptın şekeri, iyisin. Ya uf, gülmesene ya. Elime tutuşturuverdi, ne yapsaydım, almasa mıydım? Yok canım, afiyet olsun, buyur. Şirkete yaklaştık. Evet. İlaçlarını alman lazım. Yakın zaten. Bir taksiye atlar gelirsin. Ya gerçekten hiç gerek yok. Öğlen yemeğini de alırım. Ya da isterim getirirler. Ciddi misin ya? Birlikte görünmekten çekiniyorsan zaten buluşup toplantıya gittik sanıyorlar. Selin. Hayret bir şey ya. Azmayalım, bana bir kahve ayarlar mısınız? Elbette efendim, hemen. Bu arada giriş saatleri not edildi değil mi? Herkes 20 dakika erken geldi. Aynen sizin söylediğiniz gibi. Güzel. Selin Hanım hariç tabii. O sizinle toplantıdaydı ama... Nerede şu an kendisi? İşi var. Gelir birazdan. Arkadaşlar 5 dakika sonra toplantı odasında olsunlar lütfen. Tabii efendim. Aa, Selin ne bu halin? Sıcakta koşturdun mu sen? Kimsenin ağzına laf vermeyeyim dedim hayatım. Aslında söylenecek çok şey var da. Neyse. Şimdi sırası değil. İş yerindeyiz sonuçta. Selin Hanım. Toplantıdan önce kendinize bir çeki düzen verin isterseniz. Elbette Demir Bey. Yani Demir Bey, ben yıllardır Artemim'le çalışıyorum ama istediğim bir şeyin tam olarak uygulandığını bir kere bile görmedim. Ne istediyseniz yaptık Dirim Hanım. Geçen sene salonumun bir duvarını tamamen cam olmasını istemiştim. Yaptınız mı? Evet, yaptık. O tarafın değil canım, öbür duvarın. Ama taşıyıcı kolonu yıkamayacağımızı itinayla açıklamıştık. Devam edin lütfen. Yenilikler istiyorum. Herkesin ilk defa bende göreceği tasarım. Güzel. Aklınızda bir şeyler vardır muhakkak. Nasıl anlatsam? Mesela mavi ağırlıklı bir tasarım önermişti ekibiniz. Oysa ben daha tutkulu bir iç mekan arıyorum. Hmm. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok, hayır. Materyallerin rengi önemli tabii ama... Açıkçası ben tutkuyu ışıkla yansıtma taraftarıyım. Aydınlatmaları bile devre dışı bırakabileceğiniz bir şömine ateşinin yansıması. Ve bunu tamamlayacak hoş detaylar. Ama evde şömine yok ki. Ha. Peki o zaman. Selin Hanım, not aldınız değil mi? Duvarlar içinde... salonun cama dönüştürülen duvarında... yansımayla ışık oyunu yaratabileceğimiz bir materyal. Bir dakika, bir dakika. Eve şömine yaptırmamız daha doğru mu olur diyorsunuz yani? Sizin eviniz, sizin kararınız. Ben böyle duvarları altın renginde istiyorum.
Ayrıca salona büyük bir varaklı ayna taktıracağım. Yani altın duvar üstüne altın çerçeveli ayna istiyorsunuz. Evet şekerim. Ne oldu? Yani Dirim Hanım, o çok boğar. Bir de sizin eşyalarınız modern olmaz yani. Çok göz yorar. Dergilerde görüyorum. Gayet güzel. Ayrıca ben öyle istiyorum. Selin Hanım yazın. Salona altın varaklı ayna. Evin giriş bölümüne gelecek olursak... Demir Bey, geçiştirmeyin öyle ayna konusunu. Ben sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Peki. Ben olsam aynayı yatak odasının tavanına koyardım. Yatağın tam üstüne. Ya öyle mi? Öyle diyorsanız. Yok artık. Ayna, yatak. Canım, yorulma sen. Demir Bey beni anladı. Bu kadar uyumlu olmamız kader gibi bir şey. Size teslim oluyorum Demir Bey. Siz nasıl isterseniz size bırakıyorum. Güzel. O zaman bir sonraki toplantıyı çizimler üzerinden yaparız. Emin olun pişman olmayacaksınız. Görüşmek üzere. Bu yaptığınız hiç etik değil yalnız. Neymiş etik olmayan? Cazibenizi zavallı kadının üstünde kullanıp istediklerinizi yaptırıyorsunuz. Cazibemi kullansaydım bilirdin. Ne demek o? Selin, notlarını aldım. Hadi işine. Odalarda kullanacağımız kumaş örnekleri bunlar. Yaz olduğu için deniz mavisi ve marin seçenekleri var. Bir de kumsal efekti için de şöyle bejler. Güzel. Burası ne peki? Düşünüyorum hala. Müşterinin çok bir bütçesi yok. Yakın zamanda işleri bozulmuş. Arkadaşları tadilatı üstlenmişler moral olsun diye. Bir güzellik yapıyorlar. Yani belki bir spor odası. Adam nasıl biri? Adam 30 yaşlarında. Beyaz yakalı bir çalışanmış ama bir sıralar işsiz. Bekar ve bir de kedisi var. Ek gelire ihtiyacı var mı? Vallahi işi yok. İllaki vardır. Neden bir kedi pansiyonu yapmıyorsun? Hem ek gelir olur. Aslında olabilir. Güzel. Sor bakalım müşteriye. Böyle bir şey ister mi? Ben nasıl soracağım ya ek gelir ister misiniz diye? Adamın gururu kırılır. Öyle sorarsan kırılır tabii. Nasıl soracağım peki? Projeyi siz yönetiyorsunuz Selin Hanım. Bulun bir yolunu. Hadi. İşte o zaman ben bir arkadaşlarına sorayım. Ay ne yapıyorsun Firuze? İnsanların tabağına çanağına düşüyor yapraklar. Ayol yemek mi yiyecekler çiçek mi anlayamıyorum yani. O peçeteleri ne yapacaklar? Gölde mi yüzdürecekler? Geldiler. Tam zamanında biliyor musun? Ya. Vallahi geldiler tam zamanında. Ay hoş geldiniz. Ay hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ay ne zahmet ettiniz kızım. Buyurun geçin içeri. Gelin beni takip edin. Buyurun, buyurun, buyurun. Geçin, geçin Allah aşkına. Hoş geldiniz. Gel canım, hadi tut bakayım şöyle elimi. Gerçekten çok iyi ettiniz. Ay.
Gel canım, gel. Gel böyle. Hay, ay ne iyi ettiniz geldiniz biliyor musunuz? Bu mevsimde yalımız harika olur. Uzun zamandır da biz misafir ağırlamamıştık. Ne iyi oldu değil mi Leyla? Ay tabii, tabii çok iyi oldu. Yalnız biz bir çayınızı içeriz, ev meselesini konuşuruz, sonra gideriz diye düşünmüştük ama şimdi masa falan... Ya çok zahmet etmişsiniz, çok da özenmişsiniz masaya ama işte. canım hem yeriz hem konuşuruz. Yani öyle değil mi Firuze? Hadi, hadi gel kızım, hadi, otur. Demircim, sen de gel şöyle otur. Gel. Yok hayır, ondan değil aslında. Ben aç değilim, yani biz tokuz. Ben kocamı da böyle yemeklerle kandırıp tavlamıştım ya. Ay, o zaman da yemekleri ben yapmıştım ama tabii. Aman canım, yemek bahane. Önemli olan böyle kalp kalbe, gönül gönüle, diz diz olmak, öyle değil mi Demircim? Tabii tabii, haklısınız da. Şimdi servis zamanı. Yok yok, hiç gerek yok bakın. Gençsiniz evladım. Hiç gerek yok. Hayır, ziyan olmasın. Olur mu öyle şey? Ben istersem alırım. İstersem alırım. Gerçekten. Bak şundan vereyim ben sana. Yiyelim bari, boşa gitmesin. Ama Leyla teyzeciğim, daha tabandakileri bitirmedin. Yersin, yersin kızım. Gençsin, eritirsin. Ben de çabuk yakıyorum. Firuze de bu işe çok bozuluyor biliyor musun? Ben de yakarım, ben de yakarım ama... ...gereksiz yere 10.000 kalori yakmaya çalışmanın ne anlamı var değil mi? Şimdi ev konusuna gelirsek eğer... Demircim, bu benim özel spesiyalitem. Bak, Çerkez tavuğu. Aç bakayım. Yani demek istediğim, biz çok zorlanıyoruz gerçekten. Leyla'cığım, irmik helvasını bekletmeden fırına koysak mı? Anca ısınır. Evet, iyi fikir. Ben Leyla'cığım, irmik helvasına bakıyorum. Evet, evet, çok iyi olur. Firuze Hanımcığım, çok rica ediyorum. Konu sürekli dağılıp duruyor. Biz buraya ikimize sattığınız evle ilgili konuşmaya geldik. Yani şu yeme içme faslı bir biterse... Leyla Hanım da geldiğinde şu sözleşmeleri bir konuşalım diyoruz. Firuze! Hayatım, bir baksana bana. Buyurun, buyurun. Lütfen, lütfen. Kandın mı Firuze? Ay, hay Allah korusun. Ay, ay öldürecek bunlar bizi. Tıktım ağzıma dolmaları, tıktım ağzıma dolmaları. Cevap vermeyeyim diye boğuluyordum. Bir nefes aldırmıyorlar ki insana. Evde ev, evde ev. Ay biz bunlarla nasıl başa çıkacağız bilmiyorum Firuze. Ay evde ev ve mevzu açacaklar. Ay, kaçış yok. Bana bak. Biz bu işi çözemezsek... Bize hapis yolu göründü. Ay, ay Allah korusun. Halbuki ne de güzel yakışıyorlar birbirlerine, öyle değil mi? Ayol, oturun aynı evin içinde işte mutlu mesut, değil mi yani? Leyla, biz bunları birbirine aşık edersek... ...aynı evde yaşamak için can atarlar, can. Aferin sana. Ay, aferin sana. İnşallah, maşallah. Hadi, hadi. Yavmaya gidelim, hadi. Biz bu kadınlarla evle ilgili konuşamayacağız. Kalksak mı artık? Hayır, olmaz. Bu konuyu bugün bitireceğiz, çözeceğiz dedim. Mevzuya odaklanıp yürüyeceğiz, tamam mı? Dağılmak yok. Kontrolü ele alacağız şimdi. Ben adımı falan unuttum galiba, o derece. Beynimin şu lobu sönmüş olabilir biliyor musun? Bırakma kendini. Hazır ol, geliyorlar. Ha, tatlılar da geldi. Mis gibi. Hemen ben onu alayım. Çok teşekkür ederim, çok teşekkürler. Buyurun, buyurun siz de oturun. Evet. Biz aynı evde yaşamak istemiyoruz. Evet. Zilincim, sen cevizli ıspanağımızdan almamışsın tabağına. Ay vallahi unutmuşuz kızım. Lütfen konuyu dağıtmayalım. Eve dönelim. Ay dönersiniz canım, ne acelesi var?
Aa, ay biz sizleri tanıdığımıza o kadar memnun olduk ki. Ha, bu geceyi böyle bir selfie ile taçlandırmayalım mı? Kalkmayın, kalkmayın. Hayır. Firuze Hanım, lütfen kalkmayın. Leyla Hanım. Ay, böyle uzak durmayın. Gelin, gelin, sıkışın. Sıkışın. Evet, evet, evet. Çekinmeyin canım. Sıkışın olmaz ki. Leyla. Kadraja gir birazcık. Ay, gülümseyin tamam da... çocuklar, gülümseyin. Hadi, aa, çekiyorum. Ay. Ay, hadi bir de, hadi bir de. Hanımlar. Lütfen. Bakın, lütfen dedim. Oturun. Lütfen oturun. Bakın, burada çözülmesi gereken acil bir sorun var. Ve bunu bu gece çözeceğiz. Siz... aynı evi ikimize de sattınız. Ama öyle değil Demir Bey, öyle değil. Yani kasıtlı değil yani. Vallahi kötü bir niyetimiz yoktu. Yanlışlıkla oldu. En iyisi ben bir kahve yapayım. Sinirlere çok iyi. Hayır, 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 hayır. Konuyu dağıtmayalım. Lütfen oturun. O zaman makaronları açayım ben. Ha, böyle... Leyla Hanım. Rica ediyorum. Benim aklı evvel kardeşim bana sormadan hisselerini satmış. Sen ne yapmışsın? Sen de bana sormadan kendi hisseni satmışsın. Ha, böyle söylüyor ama aklı gidiyor geliyor. Alzheimer başlangıcı var ama kendi bir türlü kabul etmiyor. Senin kafa çatlak kafa. Ayıp ama Leyla. Ay ne ayıbı? Vallahi içeride röntgen var, getiririm. Ama 12 yaşındaydım canım. Susun. Bana bakın. Sadece Demir ve ben konuşacağız. Siz dinleyeceksiniz, tamam mı? Sorduğum sorulara net ve yalın cevap vereceksiniz. Yok efendim çerkez tavuğu, yok efendim fasulye, yok efendim cevizli bilmem ne ne. Yok efendim tavuk diyenin, ezme uzatanın elini keserim. Sözümü kesip lafı dolandıranın dilini keserim. Anladınız mı? Firuze Hanım, Firuze Hanım, açın gözünüzü Firuze. Ya senin ne yaptın ya? Ya ben nereden bileyim ya? Dur, açın gözünüzü, açın lütfen Firuze Hanım. Senin bayılmış kadına ne suyu? Kusura bakmayın, o da bir anda sinirlenince birden yükseldi. Firuze teyzeyi hastaneye mi götürseydik acaba? Kardeşi ısrarla istemedi. Demek ki durum o kadar da kötü değil. Ay, umarım öyledir. Ben bir sakıza bakacağım. Tamam. Benim keçime! Ne yapıyorsun? Hey, dur! İbo? Ya bu sizin arkadaşınız değil mi veteriner? Ya adamı taşa çevirdin, açsana Medusa gibi kaldı İbo. Selin İbo. Dur, dur, sakatlık çıkaracaksın. İyi misin? İyiyim galiba. Abi sen ne yaptın ya? Ejder vuruşu muydu o? Ya kusura bakma gerçekten. Ben öyle elinde şırıngayı görünce bir an refleksle hareket ettim. Eline batmasın diye öyle tutuyordum. Ay, zaten elinde iğne olduğunu bilseydim hiç atlamazdım sırtına. Ya senin gece gece burada ne işin var? Telefonunu açsaydın gelmek zorunda kalmazdım. Ya sessizde kalmıştır, özür dilerim. Hatta bayağı bir pişmanım şu an. Ağrım var mı? İnan ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten tekrar özür dilerim. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Kahve yapacaktım. İçmek ister misiniz? Olur. Çita dediğiniz adam Yakuza çıktı ya. Operasyon Çita beni o işten hemen vazgeçin. Sakız, korktun mu? Sakız'ın tahlil sonuçları çıktı. Direnci düşük. Ama panikleyeceğini bildiğim için gelip vitamin iğnesi yaptım zaten. Sorun yok. İyi, tamam. Öyle diyorsan. Teşekkürler. Güzel kokuyor. Afiyet olsun. Gelmişken çiçeğe de baksaydın. Baktım, baktım. Bir sorun yok.
Nasıl bakabilirsin ki? Yani daha yeni geldik eve. Anahtarı mı var? Hem de daha yeni değiştirdiğim kilidin anahtarı. Sadece yedek. Unutursam diye. Ne ara verdin Selin? Bütün gün beraberdik. Evdeki yedek anahtarı saksının altına koydum. Sonra da mesaj attım. Tamam. Benim gitme vaktim gelmiş. Al güzelim. Ya kusura bakma lütfen. Yani evle ilgili böyle garip bir durumumuz var, görüyorsun. Şimdilik beraber yaşamak zorundayız ama geçici. Çözmeye çalışıyoruz. Bu arada kimse bilmiyor. Yani ofiste falan duyulursa çok garip bir durum olacak. O yüzden... Yani tabii ki. Benden yana endişen olmasın. Kimseye söylemem. Çok teşekkürler, sağ ol. Bu arada kusura bakma tekrardan. İyi geceler. Sana da. Hadi gel. Herkesin bildiğini bir bu adam mı bilmiyor? Hayır, kimse bilmiyor. Sen, Ayda, Merve. Ya bak, şirkettekilerin gerçekten öğrenmemesi lazım. Yoksa laf ederler, boşuna tatsızlık olur. Yani neden her işin böyle çetrefilli senin? Bilmem. İyi geceler. Hadi sana da. Alayım. Neyi? Bunu mu? Evet. Evimin anahtarının üçüncü kişilerde olmasını istemiyorum. Hele saksının altında falan hiç. Gerçi sende bile olmasını istemiyorum da. Neyse. Al. Aha. Geç kaldın. Ben uyanalı tam 1 saat 15 dakika oldu. Sebep? Vücut saati, egzersiz, e-postalarımı ve gazeteleri okumak, günü planlamak, yaratıcı düşünme. Ha bir de kazananlar asla geç kalkmaz. Gösterişçi. Hop. Ne? Önce ben gireceğim duşa. Sen benden sonra gireceksin. Kim demiş? Kilitlediğin banyoyu kullanırsan sıra beklemek zorunda kalmazsın.
Orası banyo değil bir kere. Öyle mi? Ne o zaman? Bu kadar görmemi istemediğin ne olabilir içeride? Güzel. Cevap yoksa çıkıyorum. Geç çıkıp şunları ofise baksaydık ya. Seni ofisten erken çıkartmak için öyle söyledim. Yıldırım Bey'in partisine geç kalsaydın çok göze batardı. Ya öyle söylesene madem. Bunları taşıttın bana. Hayır yani sen benim partiye geç kalacağımı nereden biliyorsun? Maalesef aynı evde yaşıyoruz ya Selin. Ondan. Sen var ya. Arabada bırak onları. Pazartesi ben götürürüm. Yok ya, alırım ben. Buraya kadar taşıdım zaten. Hem hafta sonu da çalışırım. Biliyorsun bizim patron söylenecek yer arıyor. Tamam, ver birazını. Ay yok canım, ben taşırım. Tamam, iyi sen bilirsin. Ben aşağıdayım. Hı hı. 15 dakikan var. 16. dakikada giderim. Oldu. Selin. Beklemem. Ciddiyim. Dolabımı söktürmeseydin daha çabuk olabilirdim. O yüzden ne kadar sürecekse o kadar bekleyeceksin. 15 dakika. Aşağıdayım. Dakikan kaldı Selin. Barbekü mü yoksa parti havasında mı olacak bilemedim. Olmuş mu? Olmuş da... Olmadı.
olmadıysa hemen değiştirebilirim. Hayır hayır. Gayet şık. Sadece üstüne bir şey al, çıkalım. Yeteri kadar geç kaldık zaten. Ne? Ceketi süs olsun diye al demedim. Omuzunu örtersin diye söylemiştim. Biliyor musun? Taş devrinden aradılar. Tam senin eşkalinde biri kaybolmuş. Üzülüyorlar bak. Dön istersen. Tabii. Bunu sadece kıskandığım için söylemiş olabilirim değil mi? Daha yeni omuzun çıktığı için söylemiş olamam mesela. İlaçtı, iğneydi, sürekli uğraşıp duracağız mı böyle? Demir, bunların hiçbirini yapmak zorunda değilsin. Senden önce de kolum çıkıyordu, senden sonra da çıkacak. Yer yapmış, ben ne yapayım? Sen sadece bir tanesinde vardın. Ayrıca o da senin yüzünden çıktı zaten. Yani merak etme. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Ya senin sadece bir gün. Bak bir günümüz sakin geçebilir mi? Lütfen. Bak lütfen diyorum. Çok rica ediyorum. Omuzunu üşütme. Hastalanma. Düşme, şaşma. Kolunu bacağını çıkartma. Partiye gidelim. Sessiz sakin dönelim. Tamam mı? Tamam ya. Sanki bilerek yapıyoruz. Sen de haklısın tabii. Çok memnun oluyorum. Güzel, çok güzel. Demir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davet için teşekkür ederiz. Selin Hanım'da yanılmıyorsam, düş odalarımızı tasarlayacak yetenek. Üzerine çalışıyoruz. Bu iş için en doğru isimle çalışıyorsunuz. Hem hayal gücü geniş, hem de aklımdakini çok iyi yansıtan bir mimar. Teşekkürler. Neler çıkacak merak ediyorum. Ama sizi işle sıkmaya çağırmadım. Hem benim hem sizin tarafınızdaki çalışanların kaynaşmasını istiyorum. Birbirimizi ne kadar iyi tanırsak o kadar iyi anlarız, öyle değil mi? Kesinlikle. Bu arada eviniz çok güzelmiş. Teşekkürler. Fırsat olursa içini de gezdiririm. Demir Bey, daha sonra görüşür müyüz? Tabii, ben sizi bulurum. İyi eğlenceler o zaman. Teşekkürler. Teşekkürler. İçecek bir şeyler alacağım. İster misin? Ben seni biriyle tanıştıracaktım. Sonra görüşürüz. Oturalım mı? Hemen yoruldun demeyeceksin değil mi? Yok. Arkadaşlarıma bir merhaba diyemedim. Peki tamam, sen bir merhaba de o zaman. Ben de bize içecek bir şeyler alayım. Tamam. Ne haber kızlar? Vallahi haberler sende. Ha o mu? Taylan o ya. Biz Yıldırım Bey'in projesinde çalışırken tanışmıştık. Burhan da üniversiteden arkadaşıymış. Burak'la ilgili bir hikayeler biliyor. İnanamazsınız ya. Ya aslında çok komik çocuk ya. Dans ederken bir dakika bile durmadı. Ben uzun zamandır bu kadar gülmemiştim ya. Selin Hanım, bir dakika benimle gelir misiniz? Ne oluyor? Aynı evde yaşarken ikimizin de özel hayatı olamaz. Bunu biliyorsun değil mi? Sen ne demeye getiriyorsun ya? Açık açık söylesene, derdin ne? Bak o adamın senden bir beklentisi var. Demir, Yıldırım Bey'in evindeyiz diye olay çıkarmıyorum. Ama bu münasebetsiz yakıştırman çok canımı sıktı. Şimdi gücümde, sığımda, solumda, ah her yerde sen. Evimde, odamda, ne
işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Koskocaman evde bir tane boş friz yok. Ödümü kopardın ya. Güzel oda. Evet ama bence kalk orada. Niye canım? Prizlerini kullanmamıza izin veriyorlar. Yatağı kullanmamıza mı kızacaklar? Oo, sen çok yanlış gelmişsin. Bence bu yanlışından hemen dön. Tadımız kaçmasın. Arkadaşlar. Toplanamadık mı hala? Neyi bekliyoruz? Selin'i. Nerede Selin? Yani en son eve girdi. Telefonu şarja takacaktı ama bayağı da oldu. Tamam, siz Yıldırım Bey'in yanına gidin. Tamam ya, çıkarsın, ne bu sinir? Ya aşk olsun Selin, bak ne kadar güzel bir gece geçirdik. Bir hasıra fotoğrafımız olmasın? Taylan bak, Yıldırım Bey'e rezil olmamak için nezaketimi bozmuyorum ama benim de sabrım bir yere kadar. Çekilir misin? Taylan ne yapıyorsun ya? İndirir misin telefonu? Rica ediyorum. Bak arkada yatak var, gören de bir şey sanacak. Ne yapıyorsun? Aptal mısın sen ya? İndir tamam. Şu telefonu. Ne yapmaya çalışıyorsun tamam. Sen? Bak bu fotoğraf sosyal medyada çok büyük beğeni toplar. Acayip doğal çıkmışız bak. Vallahi direkt no filter der yapıştırırım. Aynı evde yaşarken ikimizin de özel hayatı olamaz. Bunu biliyorsun değil mi? Bak o adamın senden bir beklentisi var. Yıldırım Bey'in evindeyiz diye olay çıkarmıyorum. Ama bu münasebetsiz yakıştırman çok canımı sıktı. Bir de alev ikonu koyduk mu? Ver şu telefonu bana. Ver şunu. Verir misin şu telefonu ya? Nerede bu kız? Ya Taylan. Selin çok deli fişe kızsın. İşte ben bu enerjiyi seviyorum. Ya sen kimsin benim enerjimi seviyorsun be? Ne oluyor ya? Demir. Demir ne yapıyorsun? Demir. Demir. Ne oluyor ya? Demir aç şu kapıyı. Aç bak, onun ağzını yüzünü ben kıracağım. Demir. 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 Ya ne yapıyorsun? Çekil şuradan. Çekil. Bak bu benim meselem. Bana karışma lütfen.
lütfen çekil şuradan. Selin tamam. Tamam ben hallettim. Sakin ol bak yüzün bembeyaz olmuş. Dışarı çıkalım bir hava al kendine gelirsin. Sonra karar veririz ne yapacağımızı hadi. Tamam çekil çantam içeride çekil. Burada eşyaların. Hadi gel. Selin hadi. Seviyorum şimdi. Hayır. Hayır istemiyorum. Selin ne demek istemiyorum? O omurgası sana saldırdı. Ben tokat attım. Sen kim bilir ne yaptın? Polis gelse bizden şikayetçi olur bu. Bende darp yok. Sende darp yok. Ya şu halimize bak. Bonnie ile Clyde'a döndük ya. Olmaz öyle şey. Hak var, hukuk var Selin. Onu adamı dövmeden önce düşüneceksin. Hayır istemiyorum. Ben eve gideceğim zaten. Çok yolun kaçtı. Tamam hadi. Sen nereye? Tamam Selin eve gidiyoruz işte. Sen kal. Yıldırım Bey'e ayıp olur. Ben bir taksi bulur giderim. Pardon bir taksi çağırabilirim. Tamam tabii. Ben Yıldırım Bey'le konuştum. Sorun yok. Biz aracı alabilir miyiz? Birlikte gideceğiz. Neredesin? Demir Bey'i de bulamıyoruz. Eve dönüyoruz. Sonra anlatırım. İyi misin? İyiyim. Sorup durma. Ne oldu? Eğer bana ben seni uyarmıştım benzeri bir cümle kuracaksan eve girmeden söyle. Neden? Yani evin içinde söylememle burada söylemem arasında bir fark mı var? Burada kafana atabileceğim bir şey yok. Gerçi depoda senin için şık malzemeler var ama... evin içinde bir şeyler kırılıp dökülsün istemiyorum. 2 dakika bahçede oturalım mı? Gel. Niye öyle düşündün? Nasıl? Yani o herifin davranışlarından seni sorumlu tutabileceğimi... Hepiniz pek meraklısınız ya. Bir şey yapmışsındır. Gülümsemişsindir. Göz süzmüşsündür, dans etmişsindir. Size göre başımıza ne gelse bizim kabahatimiz. Evet, öyle çarpık zihinli insanlar var. Ama benim o insanlardan biri olduğum fikrine nereden kapıldın? Tamam Demir, Allah aşkına. Neyi konuşuyoruz? Ya, tamam falan değil Selin. Orada yaşanan rezaletin tek sorumlusu o herif. Senin herhangi bir davranışın o adamın magandalık yapmasının mazereti olamaz. Tamam anladım. Herkes kötü, herkes ahlaksız değil Selin. Bu dünyada bir sürü aklı başında insan da var. Ben neye dayanamıyorum biliyor musun? Bana kendimi güçsüz hissettirmelerini. Sen de yapmaya çalıştın. Ben? Evet. Beni odaya kilitledin. Kendine zarar verecektin. Hayır bıraksan bana da zarar verecektin. Ben onu ikimizin iyiliği için yaptım. Hayır sadece yarım saat oturalım sakinleşelim dedim. Ama nerede? Seni bir yere kapatmak şu keçiyle inatlaşmaktan farksız. Evet üşüdüm. Üşüdüm evet. Hadi sen eve gir. Ben de arabada telefonumu unutmuşum. Onu alıp geliyorum. Benim anahtarım nerede ya? Düşürdüm herhalde.
Selin görmedim. Allah kahretsin, ben ne yaptım ya? Selin, kendine gel Selin. Selin. Çıkamıyorum. Senin yüzünden. Ben bir sabah uyanıyorum, bu adam evimde. Sonra işe gidiyorum, patron diye başıma girmiş. Kimsin sen ya? Kimsin? Bir de benim bitmeyen partinin ortasında kolumdan tutmuş, bir de bana ayar vermeye çalışıyor ya. Ben bu adama laf anlatacağım diye bir saat bahçede oturdum ya. Belki de bu olmasaydı kimse beni darp edemeyecekti. Ben şikayetçiyim. Ben bu adamdan şikayetçiyim. Vurun kellesini. Kafa travması olabilir mi doktor bey? Yok ya, bunun normal hali bu kadının. Şimdi çarpışmanın da etkisiyle sarsıldı biraz. Sarsılınca da iyice sinirleri bozuldu. Eğer bir şeyimiz yoksa biz artık eve... Röntgende bir şey çıkmadı. Siz bence güzel güzel evinize gidin. Gece fenalaşırsa tekrar gelirsiniz. Size geçmiş olsun, kolay gelsin. Teşekkürler. Ben de ifadenizi aldım. Etraftaki güvenlik kameralarına bakılır. Düzgün bir mahalle orası. Büyük ihtimalle hırsızlığa girdiler, yapamadılar, kaçtılar. Bakarız, haber veririz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Ya nereye gidiyorsunuz? Tutuklamayacak mısınız bu adamı? Selin. Bu ne şimdi? Bu gece yalnız kalamazsın. Kötüleşirsen bilmem lazım. Aynı odada kalacağız. İstemiyorum, iyiyim ben. Ben de bayılmıyorum Selin. Ama bütün gece saat başı seni kontrol edemem. Etmek zorunda değilsin. Selin, bak çok rica ediyorum. Sürekli korku filmi izleyip duruyorsun. Sen uyurken odana girip seni kontrol edeceğim diyorum. Bir de ödünün patlamasıyla uğraşmayalım, değil mi? Sakın yapma öyle bir şey. Vallahi mahalleyi inletirim. Güzel. O zaman lütfen rica ediyorum, şuraya yatar mısın? Hem odamı gasp ediyorsun hem de beni yer yatağında yatırıyorsun. Sessiz ol. Versene yastığımı. Atmasaydın. Ya uyumam yasak, konuşmam yasak, kıpırdamam yasak. Ya ben böyle Tutankamon gibi yatamam ki. Kitap oku o zaman. Savaş sanatı. Savaş dediğine bakma. Temel hayat bilgileri var o kitapta. Ay canım benim, ama şöyle bir durum var. Ben kendimi övmeyi hiç sevmem ama karşında liseler arası satranç şampiyonu duruyor. Biz bunu ortaokulda çitledik. Akıl bali olmadan okuyunca anlamaman çok normal. Bir dakika ya. Sen satranç şampiyonuyum mu dedin? Ne oldu? Beğenemedin mi? Görelim bakalım nerenin şampiyonuymuşsun. Kaşıntı. Kaşı bakalım kolaysa. Challenge accepted. Biz bu işi Japonya'da öğrendik, Japonya'da. Ay, al beyazları vereyim de sen önce sen başla, ağlama. Hangisini istersen. Bütün gece eziyet edeceğim sana, eziyet. Çok iyi bir fikrim var. Oyunu kazanan evi de kazanır. Ben bu ev için iddiaya girmem. İşine bak, işine hadi. Kazanamayacağını biliyorsun ya, nasıl çamura yatıyorsun. Bugün hafta sonu. Ayda desen çoktan spora gitmiştir. Merve top atsan uyanmaz. Kimse gelemez ya. Zaten senin de hiç arkadaşın yok. Kim bu acaba? Sabah sabah neyin analizi bu böyle? Selin bir sus. Ay doğru diyorsun, çok susadım.
Merhaba, Demir Bey. Buyurun benim. Eşyalarınızı getirmiştim. Ah, geri götürebilirsiniz. Kalıcı değil o. Siz getirin beyefendi. Ben göstereceğim nereye koyacağınızı. Nereye koyacakmışsın? Salona. Yer yok. Üst kata o zaman. E dolu. Bodrum'a Selin. E nem çekiyor orası. Neyse, siz daha sonra karar verirsiniz, olur mu? Ne? Benim kabahatim mi? Ben adamları boşuna yorma. Nasılsa iki gün sonra tekrar toplatıp taşıtacaksın diye dedim. Sus Selin, sus. Ben çay demleyeceğim. Vardır. Sonra problem oluyor. Oo, kuğu boyunlu demlik. Çok tasarım. Kurcalama Selin. Ah, burada değişik bir şey var işte. Gaz lambası ile laboratuvar aleti, kırması bir şey. Ne bu? Sifon. Ne? Sonunda tuvaletle kahve arasındaki bağlantıyı kurmuşlar. Ya Selin. Senin yapacak daha iyi bir işin yok mu? Var. Ama bu daha ilginç. Ay şu ufaklığa bak. Ne tatlı bir şey böyle. Geleneksel Japon çay seremonisi demliği. Bunu buraya koyalım o zaman. Çok pahalı mıydı? Müzayededen almıştım. 8. yüzyıl. Japon el sanatları koleksiyonu. Oh Demir ya. Böyle mi taşınır sanat eseri ya? Alelade böyle kolye mi konur? Şimdi tarih beni lanetleyecek. Oh. Sakın okuma, sakın okuma. Belki yapıştırılır. Bunun bence bir uzmanı vardır. Dur, arkeoloji müzesine götürelim. Tamam mı? Ya Demir, senin yüzünden 13 yüzyıllık lanet beni peşimi bırakmayacak ya. Dikkat et, parçalanmasın daha. Al şunları da al. Bak şurada kalmış biraz. Şunları da topla. Hah. Ne yapıyorsun? Şaka. Bir yan dükkanından almıştım. Ay şakacı çıktı bu. Vallahi ben seni öldürürüm ya. Seni gırtlağına basarım ben. Ah benim garip anam. Ah benim çilekeş anam. Ne yapıyorsun? İyiyim yavruların güzeli. Seni gördüm rüyamda sabaha kadar. Kuzumu bir arayayım dedim. Aa hayır olsun. Ne gördün? Aman aman yok. Suyu anlattım alsın götürsün diye. Aklım sende kaldı. Böyle tuhaf tuhaf şeyler gördüm. Maskeli adamlar bilmem ne be. Aa görmüş gibi. Selin neyi görmüş gibi? Film. Film yani. Ah şekerim sen yatmadan neler izliyorsun böyle? Bana bak. Maskaralık yapma bana. Onu bırak da sen ne yapıyorsun kızım? İyisin değil mi? Ne yapayım? İşte kahvaltı hazırladım. Hafta sonu tembelliği. Sonra ne yapacaksın? Ne yapacağım? Evin keyfini süreceğim. Hı. Evden işe, işten eve. Kimselerin seni gördüğü yok. E benim bulduklarımı da beğenmiyorsun. Bak gördün mü? Kaptılar Almanyalı damadı. Onu bırak da bir an önce bir kursa falan git bari kızım. Ay anne şu damat işini lütfen bırak ya. Bir nefeslik. E ne yapacaksın? Verdim işte bir nefes. Ne yapacaksın? Bir başına o evde yapayalnız. Oturacaksın kahvaltıya. Çayını koyanın, eline sağlık diyenin yok. Yanında bir ses yok, bir nefes yok. Selin. Ay sesi büzüşesice, nefesi kesilesice. Ne? Selin görüntü gitti. Anneciğim burada... İnternet çok iyi çekmiyor da. Hayırdır? Kimdi o bağıran? O mu? O şey bizim bakkalın çırağı. Biraz Hanzo da.
Anneciğim benim şimdi kapatmam lazım. Sonra ben seni ararım, olur mu? Kızım düşün bak dediklerimi, tamam mı? Hadi öptüm. Yavrum. Bak babanın da selamı var. Hadi ben de öptüm. Görüşürüz. Selin! Ay geldim, geldim. Patlama. Selin! Bu arkadaşlar sana gelmiş. Merhaba Selin abla. Heh, Ahmet, Mustafa hoş geldiniz. Size bahsettiğim eşyalar şu bahçedeki depoda. Şimdi o dolap falan hep demonte. Onlar yukarı çıkarılacak, tekrar kurulacak. Yani biraz iş var, kusura bakmayın. Ayıpsın abla, hallederiz. Süper. Ben evime yerleşiyorum. Sen toplanacağın yerde ne yapıyorsun Selin? Evime yerleşiyorum. Yukarı çıkıyor. Hayır, çıkmıyor. Demir. Bak mutfakta çok fazla kırılacak eşyam var. Sifon, mifon. Bilmem anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar çıkarın. Hadi. Tehdit. Maşallah Selin. Burası depo gördüğün gibi. Evin tadilatını yaparken bütün malzemeyi buraya yığmıştım. E çıkarsın da işte. Zaten geçici bir süre için buradasın. Of, Allah'ım bana sabır ver. Diğer odada ne var? Ben kendi odamı istiyorum ya. Hı? Benim buraya yatağım bile sığmaz. Bu piyano... Eski ev sahipleri bırakmış. Atmaya kıyamadım. Abla yukarıda ne var? Olmadı sanki. Bence gerek yok şifonyere. Zaten odanın kendi dolabı masası var. Kendi odamda her şey sığıyordu. Hayır niye söyleniyorsun anlamıyorum ki. Gayet güzel bir oda. Güzel ışık da alıyor. Ben burayı çalışma odası yapacaktım. Hiç kusura bakma Selin'ciğim ama bu zamana kadar yapmamışsın. Bundan sonra da ev benim olduğu için zaten hiç yapamazsın. Ayrıca kısa bir süre için kalacaksın. Keyfini çıkar işte. Evet. Kısa bir süre. Sen gidene kadar. Oda yakındır. Bekle gör bakalım. Aynayı nereye koyalım? Ben olsam aynayı yatak odasının tavanına koyardım. Yatağın tam üstüne. Tövbe tövbe. Buraya. Tamam. Tabii ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.